biyolojik bir yapı nasıl olur da düşünme, hissetme ve eşyaya anlam verebilme yeteneğine sahip olabilir? Cevaplaması kolay bir soru değil. Ama bilincin nasıl ortaya çıktığına dair teoriler var. ...1970'lerde... John Conway adında Cambridge'li bir matematikçi beklenmedik bir gelişme kaydetti. Hayat oyunu adı verilen yaşam gibi kompleks bir şeyin nasıl basit bir kurallar kümesinden ortaya çıkabileceğini gösteren bir simülasyon geliştirdi. Bu simülasyon karelerden oluşuyor. Aynı satranç tahtası gibi. Ama her yönde sonsuza kadar uzanan kareler. Bu sistemdeki her kare ya yanabilir, ki buna canlı denir, ya da karanlık olur ki buna da ölü denir. Bir karenin canlı veya ölü olması, etrafındaki 8 karenin durumuna bağlıdır. Örneğin eğer bir kare canlıysa ve etrafında hiç yaşayan bir kare yoksa, kurallar bu karenin yalnızlıktan öleceğini söyler. Eğer canlı bir karenin etrafında 3'ten fazla yaşayan kare varsa, kurallar bunun kalabalıktan öleceğini söyler. Ama eğer ölü bir karenin etrafında 3 canlı kare varsa, bu da yanar veya doğar. Yaşayan karelerin ilk konumu belirlendikten sonra, simülasyon çalışmaya başladıktan sonra bu basit kurallar gelecekte neler olacağını belirler. Sonuçlar şaşırtıcıdır. Program ilerledikçe şekiller anlık olarak ortaya çıkar veya kaybolur. Bu şekiller toplamı kareler üzerinde hareket eder ve birbirlerinden sekerler. Çok çeşitli şekiller, türler birbirleriyle etkileşimde bulunur. Ve bazıları ürer. Aynı gerçek dünyadaki yaşam gibi. Bu karmaşık özellikler içinde hareket veya üreme olmayan çok basit kurallar kümesinden ortaya çıkar. Hayat oyunu gibi sadece birkaç temel kuralı olan bir şeyin çok kompleks sonuçlar, hatta belki zeka ortaya çıkarması olasılığı vardır. Bu belki milyarlarca kare gerektirebilir. Ama zaten beynimizde milyarlarca beyin hücresi vardır. O yüzden bence insan zihni ve onun yarattığı anlam basit kurallarla yönetilen büyük ve kompleks bir sistemden ortaya çıkmıştır. Ki bu da Descartes'in haklı olduğunu gösterir.